Herkese merhaba, ben Yusufcan Gökkaya. Bayağıdır sizlerle sohbet ettiğim bir kayıt gerçekleştirmiyordum. Geçenlerde Instagram profilimden bir hikaye paylaştım ve bu hikayede sorularınız varsa bunları cevaplayacağım bir podcast yayını gerçekleştireceğimi belirttim. Ve sizlerden, yani beni takip eden, o çok fazla olmayan takipçilerden bazı sorular aldım ve şimdi onları cevaplayacağım bir yayın gerçekleştireceğim. Öyle çok fazla bir hani soru bombardımanı olmadı tabii ki. Yani beklediğim de buydu zaten. Yani çok lafı da uzatmadan sorulara başlayayım istiyorum. Gelen ilk soru şunu diyor: kağıttan yaptığın gemiler karşıya ulaşıyor mu bayım? Diye sormuş. Nedense bu soruda İsmail abi canlandı benim gözümde. Bu Leyla ile Mecnun dizisinde izlediğimiz İsmail abi. Onunla birlikte beklerdik gemileri. Yani üniversite yıllarımız böyle geçti belki de, bekleyerek. Aslında bu sorunun cevabı da aynı. Yani yaptığımız gemiler, gittiklerimiz, gönderdiklerimiz önemli değil de giderken el sallayanımız ya da bizler gibi bekleyenimiz var mı, buna bakmak lazım. Yani şahsen ben bu kadar yoğun bir şekilde hiç beklenmedim. Ciddi süreçlerim olmasına rağmen yoğunluğun karşısında var olan bahaneler ya da bin bir şeyler sebebiyle uğurlanmadım da, beklenmedim de. Böyle olunca da benim gemim de ulaştı diyemem sanırım. Yani gitti mi, vardı mı, ulaştı mı, bunu ben de bilmiyorum. Ama yaşadıklarıma bakarsam, gitse bile yani vardığını anlayamayan bir bekleyenim varmış. Sanırım en doğru cevap bu. Kaç olunca çok, kaçta kalınca azalıyor rakamlar. Diğer soru bu şekilde. Bu benim yorumum yaşla alakalı. Hayattaki en önemli şeyi, tek gerçek şeyi keşfettiğimiz anda çok geliyor. O ana kadar geçirdiğimiz yıllarımız. Gerçeklik, sağlık ve yaşam. Ötesi mücadele sadece, bana öyle geliyor. Canlı olarak sahip olma şansını yitirdiğimiz an, ölüm gibi, her yaş, her yıl çok, çok fazla. Tam tersi de diğer sorunun cevabı, ya mutluluğu, bunu paylaşmayı, paylaşacak, paylaşmaya değer insanları bulduğumuz anda ya da varlıklarını hissettiğimiz anda azalıyor yaşlar. Ya her anlamıyla yaşlar azalıyor. Ne zaman eskiyor sevgiler? Ödenen bedellerin acısı geçince mi? Bir başka soru da böyle. Hiçbir şeyin eskimediğine inananlardanım ben. Yani yaratılış gereği unutmayı bilmeyen canlılarız biz. Alışırız sadece. Sevgilere de, sevgisizliklere de alışırız. Hepsi birer anı olarak ölene kadar kalırlar bizimle. Yani eskimezler, sadece bizde kapladıkları yer günden güne daha az önemli hale gelir diye düşünüyorum. Yani ödenen bedel konusuysa karma karışık bence. Yani insan içinde bulunduğu hiçbir anda yaptığı şeyleri başa kalkmayı bilmiyor. Ya ben ya da biz ya da ben, yani bilmeyen tarafındayım. Bilmiyorum bunu. Hatta farkında bile olmuyor insan. O an hangi bedeli ödüyor? Neyden uzaklaşıyor? Neye sebep oluyor? Yani o yüzden acısı geçince değil de insanlar bizden geçince anlıyoruz. Aynı sevgi gibi. Yani içimizde çok tutarsak o acı da oldukça çok acıtacaktır. Yaşanılan her şeyi kabul etmek gerek. İyisiyle, kötüsüyle kabul etmek. Görüyoruz çünkü genelde karşımızdakiler olumsuz senaryoların hepsinde hakkımızda kötü şeyleri hatırlayarak ve hatırlatarak konuşurlar. Bari biz iyi kalalım. O zaman acı da önemini kaybeder. Diğer soruya geçmeden bir su içeceğim. Ya bu kayıtların da en çok sevdiğim yanı bu aslında. Ya hep daha böyle resmi ve iş olarak kayıtlar yaptığım için sesi durdur şey yap değil, burada akışta su içebiliyorum. Bu çok kıymetli bir şeymiş. O yüzden bir yudum su alıyorum şu an. Sıradaki soru: bugün kaç yaşındasın? Diyor. Aslında ne zaman çok, ne zaman az sorusuyla ilgili bu, biliyorum. Yani ona oldukça geniş bir cevap verdim o soruya. Bunu gerçek anlamıyla cevaplamak istiyorum.
Görünüşüm çok küçüktür benim, küçük gösteririm ya. Yani. Yaşımı asla göstermem. Gerçek yaşım şu an 34 ama göründüğüm gibi olmayı dilerdim. Mesleğinizi tanımlarken hangi kelimeleri kullanırsınız? Hayatımdaki en zor iki sorudan bir tanesi bu. Bunun da sebebi iletişim bölümünü parça pinçik etmeleri. Yani normalde global olarak iletişim mühendisi deniliyor aslında benim mesleğime. Ama bizde hem üniversitelerin fazlalığı hem de bu bölüm merakı yüzünden reklamcısı, gazetecisi, halkla ilişkilercisi, radyosu, sineması, televizyoncusu böyle uzayıp gidiyor. Bir de alt uzmanlıkları var. Hani marka uzmanı, medya uzmanı, tasarım uzmanı ve benzeri. Ya burada benim eğitimini aldığım alan halkla ilişkiler ve tanıtım. Marka iletişimi üzerine, marka itibarı, marka adları, sloganları, iletişim stratejileri ve benzeri noktalarda markalarla çalışıyorum. Ayrıca bu markaların da ihtiyacı olan tasarımları gerçekleştiriyorum. Son günlerde de daha çok seslendirmen ünvanını kullanıyorum ben. Çünkü bu aralar yayın evi aracılığıyla bilimsel makaleler, kitap ve öyküler seslendiriyorum. Ve bunların bazıları da Storytel gibi çeşitli platformlarda yer alıyor. Bazıları da kendi podcastlerimde yer alıyor. Alan dışı olarak da bir yandan da ticaret yapmaya çalışıyorum. Yani bu bir yandan dememin sebebi de denk geldiği sürece. Yani burada babamın Afrika'da olmasının sağladığı avantajlar neticesinde bu işi yürütebiliyorum diyelim. Yani bir ihtiyaç olursa onun bulunduğu konumda, coğrafyada ben o ürünü buradan tedarik edip gönderiyorum. Yani aracılık yapıyorum da diyebilir aslında. Ticaret çok daha büyük bir şey. Yani bir sürü söyleyemediğim şeyin yanında meslek konusunda şimdilik verebileceğim cevaplar bu kadar aslında. Yani ünvana ben de karar veremedim. Hani görüldüğü gibi. Yani sizce ne demeliyim? Yani bu soruyu soran arkadaşımız benim ünvanıma karar versin. Ben neyim? Diğer bir soru şunu diyor. Gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Her insan gibi ben de çok kötü bir dönem yaşadım. Yani bu kötülüğün de kötüsü vardır. Hani buna inanıyorum, evet. Yani benimki en kötü demiyorum. Ama şu ana kadar geçirdiğim en kötü dönemi yaşadım. Yani onun üzerine gerçekleştirmek istediğim hayali kurguladım her zaman. Ve şu anda bu dönemde onu gerçekleştirerek tatmin oluyorum. Neydi dersen, doğanın içinde hiçbir gürültünün olmadığı bir yerde kendi istediğim gibi şekillendirebileceğim bir bahçesi olan tek katlı bir ev yapabilmekti hayalim. Ne mutlu ki şu günlerde onu yapıyorum. Hatta bahtlı ya da saflık olsa da temelini ilk olarak bir elimle kazıdım yani. Toprağa da böyle elle attım. Ya, uğurlu gelsin diye. Öyle yani. Bir şeyi yapmak istediğinde o şeye ulaşabilmek için nelerden vazgeçersin, neleri göze alırsın? Ya, vazgeçtiğim hiçbir şeyi söylemedim ben. Yani yapmak istediklerime karşılık ben şundan vazgeçtim gibi cümle kurmadım şu zamana kadar. Ya biraz önce de bahsetmiştim. Yani insanlar ben şundan geçtim, şunu bıraktım, bunu reddettimle doludurlar genelde. Ben hiç haber vermem böyle şeyleri. Hatta öyle ki yani sonradan bazen ağzımızdan kaçıyor. Ya ufacık bir şey bile olsa, çok önemsiz bir şey bile olsa ya inanmıyorlar ve bu aslında sizi kötü bir duruma düşürüyor. Yani belki de diğerleri doğruyu yapıyordur, söylemek gerekiyordur, başa kalkmak gerekiyordur veya hatırlatmak gerekiyordur. Ama ben bunu asla yapmadım ve yapmayacağım da, yapmam da. Ve yani şu var, hani vazgeçmek önemli değil, bana göre yapmak önemli. Yani vazgeçtiğinizi içinde büyüteceğinize, içinizde büyüteceğinize, onu ne için vazgeçtiğinizi, ondan ne için vazgeçtiğinizi diyeyim. Cümleyi toparlayayım. Daha önemli kılmak gerek. Neleri göze alırsın noktasında ise bir ayarım yok. Hani bu konuda. Yani 10 saat yerimden kalkmadığım bir bank bilirim mesela. Ya bu çok küçük bir şeydir. Filmlerde olan şeyleri yapmayı severim. Hani kurye kılığına girmek vesaire. Yani ben kimim? Uygun olur mu bu bulunduğum konuma, işime vesaire? Bunlar umurumda olmaz.
Hoş, insanlar filmde güzel karşılarlar böyle şeyleri. Hani gerçek hayatta karşılaştıklarında onlara sıkıcıdır. Aman rahatlarına bir şey olmasın, rahatıma bir şey olmasın, işime bir şey olmasın kafasındalardır. Gerçeklik can acıtıcıdır yaşayanlar için. Ama benim canım acımaz. Ben yapmak istediğimi yaparım. Yani bunları büyük şeyler değil. Çünkü yani görece başkalarına büyük gelen bana sıradan geliyor. Benim için böyle şeyler daha önemli. Yani neleri göze alırsın noktasında da bunları yaparken aslında ne olacağını hiç önemsemem. Bazı şeyler yaşadım, evet. Bunu yaptığım için yaşadığım şeyler oldu. Ama onları önemsemem. Yani onların her şekilde bir çözümü vardır. Buna da güvenmiyorum aslında ama vardır yani. Dediğim gibi önemli olan yapmaktır. Yani 2 saat uçup 2 dakika görüp gelmektir. İstediğin şeyi, istediğin yeri. Yani bu neye sebep olacaksa olsun, problem yok. Bir diğer soru şunu diyor. Şarkı hazırlama sürecini anlatabilir misin? Yani bunu anlatabilecek kadar profesyonel bir müzisyen değilim ben. Bu işi meslek olarak yapan profesyonel müzisyenlerden duyduğumuzdan farklı olarak bir şey söyleyemem sanırım. Kendimce cevap vermem gerekirse de benim için önemli olan o şarkının hikayesi aslında. Yani ben kendimce şarkılar yapmaya çalışıyorum, evet. Ve hepsi yaşadığım bir anı anlatıyor. Bu anları bazen şiirle, bazen öyküyle, bazen öyle sadece ajandaya yazıyor. Bazen de böyle şarkılarla anlatıyorum. Bir amacı yok, bunu belirtmek isterim sadece. Hikayemi ya da beni bilen herkesin bir amaç taşıdığına inanmasından çok fazla derecede sıkıldım. Bu inançları doğru olsaydı etrafta sanatçı kalmazdı bana göre. İnsanlar içlerinde var olan geçmişi anlatabilirler sadece. Bu geçmişini hala hayatlarında taşıyor veya onu yeniden yaşamak istiyor anlamına gelmemeli. Bunu özellikle söylemek istedim. Umduğun sorular gelmediğinde ne kadarına cevap veriyorsun, önemseyip ona bakmak lazım. Bu bana gelen son soru. Yani demiştim az soru geldi diye. Ama yazılan her soruya da cevap verdiğimi de göstermiş oldum. Ben de şöyle bir huy var. Ben bana iletilen her şeye çok fazla önem veriyorum. Bu gerçek hayatta da böyle. Benimle paylaşılan her şeye böyle aman of gibi şeyler asla yapmıyorum ve önem veriyorum hepsine. Yani bir soruyu daha fazla önemseyip diğer soruyu önemsemediğim olmuyor. Sadece hani cevaplayabileceğim sorular gelmesini rica ettim. Yani böyle bazı şeyler var. Yani soru bile değil. Soru değil yani hatta. Hani böyle şeyler gelmemesini rica etmiştim sadece. Yoksa soru olan, bir şeyler soran her şeyi cevapladım. Zaten her şey dediğim işte bu kadar. Tüm sorular. Ben bir dahaki sefere belki daha fazla soru olur ya da daha az olur bilmiyorum ama hepsine cevap veriyorum. Yeni sorular olursa onları cevaplayacağım bir başka bölümde de tekrardan görüşürüz. Şimdilik bu kayıt bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, güzel bakın kendinize.